Sadece cumartesi haneleri değil, devamı da geldi. Diyarbakır'daki paralel eylemde yasaklandı. Yine kayıp ailelerinin Diyarbakır'da da her hafta buradaki oturma eylemine paralel olarak yaptığı eylem yasaklandı. İş cinayetlerine dönük yapılan eylem, yine Galatasaray'daki eylem yasaklandı. Dünya Barış Günü etkinliği yasaklandı ve daha pek çok… Bir de 701. haftası da cumartesi. Evet, evet, dolayısıyla aslında yine bu aynı paket içerisinde politik zemin olabilecek, kendiliğinden kendi haklılığını kuran her türlü politik hareketlilik alanını daraltmak, mümkünse yok etmek. Çünkü gördük ki aslında Galatasaray'da hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz açıklamasını AKP sözcüsü yaptı. Yani şimdi herhangi bir tırnak içinde diyelim ki, velev ki güvenlik kaygıları, velev ki politik kaygılar ya da hükümetin asayiş meselesi ya da Süleyman Soylu'nun söylediği gibi istismarı önlemek. Bunların hepsi idari kararlar. Haklılığı tartışılabilir ama işte bir İçişleri Bakanı'nın son derece saçma olmakla birlikte biz istismara izin vermemek için bunu durdurduk. Ama bir parti sözcüsünün Galatasaray'da eylem yapılmasına bundan sonra izin vermeyeceğiz lafı politik bir şeydir. Politik bir duruş ifade eder ve merci değildir aslında. Ama bunun bu fütursuzlukla söylenmesi, bunun politik bir karar olduğunu zaten çok bariz. Buna şey diye açıklama getirebilirler. Çünkü işte Erdoğan'ın cumartesi annelerini kabulü dolayısıyla sorulan soruya cevap verirken bunu söyledi diye düzeltme yapabilirler ama bunu söylerken de tamam, o kısmını açıklarsın ama bundan sonra Galatasaray'da izin vermeyeceğiz cümlesi bir iktidarın ideolojik, politik ihtiyacı ve seçimiyle ilgili bir kararı ifade etmesidir. İdari bir karar olarak değil, süreklilik kazanan. Çünkü mevcut, hala yürürlükte olan başkanlık sistemini getirseler de getirmeseler de yürürlükte olan anayasa, gösteri ve toplantı hakkını ancak gerekli nedenler ortaya çıktığında geçici olarak engellemeye cevaz veriyor.